Lenfödem nedir? Kaynak: Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Bilgileri. Dolaşım sisteminin önemli bir parçası olan lenfatik sistem, bağışıklık fonksiyonları açısından da hayati önem taşır. Lenf sıvısının çeşitli nedenlerle vücutta anormal birikmesine bağlı olarak ağırlıkla kol ve bacaklarda olmak üzere yüz, boyun, karın, akciğerlerde meydana gelen şişmeye lenfödem denir. Geri döndürülemez, ilerleyici ve kronik bir hastalık olan lenfödem, doğru tedavi ve iyi bir bakımla kontrol altına alınabilir. Bunun için erken tanı son derece önem taşır. Lenfödem nedir? Lenf sistemi küçük lenf kılcal damarlarla başlar ve vücudu bir ağ gibi sarar. Bu ağ sistemindeki kılcal damarların sayıları azalıp çapları artmasıyla daha büyük lenf damarları oluşur. Lenfatik sistemde kan dolaşım sisteminde olduğu gibi dolaşımı kolaylaştıracak kalp ve atar damar benzeri bir mekanizma yoktur. Bunun yerine lenf sıvısının lenf kanalları üzerindeki dolaşımı kas hareketleri, lenf damarlarının sahip olduğu kapakçıklı yapı sayesinde kasılıp gevşemesi, aktif ve pasif eklem hareketleri ve solunumla sağlanır. Ancak bu yollarda herhangi bir problem olduğunda lenf yükü artar. Vücutta biriken lenf sıvısı miktarı lenfatik sistemin taşıyabileceğinden fazla olursa lenfödem gelişir. Bu durum yaygın olarak fil hastalığı olarak bilinir. Lenfödem oluşma nedenleri nelerdir? Primer birincil lenfödem, lenfatik sistemin gelişiminden sorumlu genlerin mutasyonu sonucu meydana gelir. Hastada lenfödemin ortaya çıkmasında belirgin bir neden yoktur. 6000 kişide bir görülen primer lenfödeme kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Primer lenfödem hastalığın ortaya çıkış yaşına göre 3 ana gruba ayrılır. Konjenital lenfödem. Lenfödem doğumla birlikte ya da doğumdan çok kısa bir süre sonra ortaya çıkar. Sıklıkla bacaklarda sıvı birikimi mevcuttur. Ancak bacakla birlikte başka bölgelerde hatta yüzde bile bulunabilir. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla rastlanır. Primer lenfödem vakalarının %5-10'u bu gruptadır. Precox lenfödem. Ergenlikle birlikte ortaya çıkar. Primer lenfödemin en sık görülen formudur. Kadınlarda erkeklere göre 4 kat daha sık görülür. Primer lenfödem vakalarının %75-80'i bu gruptadır. Tarda lenfödem. 35 yaşından sonra ortaya çıkar. Primer lenfödem vakalarının %10'u bu gruptadır. Sekonder edinilmiş lenfödem. Boyun, koltuk altı veya kasık lenf nodülleri ve damarlarının bazı ameliyatlar, kemoterapi, radyasyon tedavisi sonrasında çıkarılması sonucu gelişir. Meme, rahim, yumurtalık, prostat, cilt kanseri gibi bazı kanserlerin tedavisi için lenf düğümlerinin alınması lenfödem ortaya çıkmasına neden olabilir. Lenf nodülü çıkarıldıktan sonra radyoterapi yapılırsa lenfödem gelişme riski daha da artar. Tekrarlayan enfeksiyonlar, yaralanma veya zedelenmeye bağlı olarak lenfatik sistem zarar görebilir. Bununla birlikte yaşlanma ile beraber lenf damarlarının sıvı taşıma kapasitesinin azalması sonucu da lenfödem ortaya çıkabilir. Daha yaygın görülen ve kanser tedavisi sonrası ortaya çıkan sekonder lenfödemde bazı faktörler riskin artmasına neden olabilir. Bunlar şöyle sıralanabilir. Daha fazla lenf modunun çıkarılması, meme üzerinde birden fazla ameliyat yapılması ve dokuların zarar görmesi, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi, hastanın fazla kilolu olması, lenfatik sistemin yapısal farklılıkları, hijyene ya da lenfödem yaratacak faktörlere dikkat edilmemesi. Lenfödem belirtileri nelerdir? Tek taraflı veya asimetriktir, istisnai durumlar dışında ağrısızdır, istisnai durumlar dışında cilt rengi normaldir, el ayak sırtı ödemidir, cilt katmanları derinleşmiştir, ödemin bulunduğu bölgeye göre el ya da ayaktaki ikinci parmağın derisinin kavranması güçleşmiştir. Lenfödemde erken teşhisin önemi. Lenfödem tablosunun ortaya çıkması ile vücutta çoğunlukla kol ve bacaklarda sıvı birikimi sonucu şişmeler meydana gelir. Oluştuğu bölgeye bağlı olarak da hastaların yaşam kalitelerinde önemli azalma görülür. Anksiyete, depresyon ve uyum sorunları, sosyal ve cinsel problemler açığa çıkabilir. Geç tedavi, yetersiz veya yanlış tedavi gören hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artar.
Gelişen bu problemler genellikle tedavinin başarısını da etkiler. Bu yüzden tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir. Doğru tedavi yöntemleri kullanılarak hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini çok daha kolay bir şekilde bertaraf etmek mümkün olabilir. Lenfödem tedavisi. Lenfödem kronik bir sorun olmakla birlikte fizik tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Tedavisi manuel lenf drenajı, kompresyon bandajları, cilt bakımı ve egzersiz şeklinde 4 ana bölümden oluşur. Tedavi sonunda giyilen bası giysileriyle de ödem kontrol altında tutulmaya çalışılır. Tedavinin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve bu konuda özel eğitim almış fizyoterapistin katılımı ile yapılması son derece önemlidir. Manuel lenf drenajı. Lenf sisteminde bloke olmuş lenf sıvısını serbest akışı elle uygulanan özel bir masaj tekniği olan manuel lenf drenajı ile sağlanır. Burada ödemli bölgeden lenf sıvısını alıp vücudun diğer bölgelerine akışını sağlamak amaçlanır. Manuel tekniğin tipi ve sırası her hasta için özel olarak belirlenir. Bu da ödemin aşaması ve alanına bağlı olarak değişir. Manuel lenf drenajının lenf dolaşımına etkisi olmayan diğer masaj teknikleriyle karıştırılmaması önem taşır. Çünkü diğer masaj teknikleri lenf ödemi için fayda sağlamadığı gibi zararları da olabilir. Kompresyon bandajlaması. Lenf ödem tedavisinde kullanılan bandajlar, kas aktivitesi sırasında yüksek basınç, kas istirahati sırasında düşük basınç uygulayarak lenf sıvısının etkilenen uzuvda tekrar birikmesini önler. Bandajlama ödemli uzuvdaki incelme duruncaya kadar devam eder. Bandajlama seansları bittikten sonra da kişiye özel yapılmış kompresyon çorapları verilir. Özel egzersizler. Limfatik sıvı drenajına yardım etmek için kas aktivitesi büyük önem taşır. Manuel lenf drenajı ve kompresyon bandajlanmasının ardından mutlaka kişiye özel olarak hazırlanan egzersiz programını uygulamak gerekir. Risk taşıyan ve lenf ödem gelişmiş hastaların dikkat etmesi gerekenler. Meme cerrahisi geçiren hastaların kolları ilk 3 hafta 90 dereceden fazla açılmamalı ve önlem olarak manuel lenf drenajı yapılmalı. Cilt temiz tutulmalı ve iyice kurulanmalı, nemli bırakılmamalı. Cilt bakımı ve esnekliğine dikkat edilmeli, sık sık nemlendirilmeli. Kesik, kedi köpek tırmalaması, sinek böcek sokmaları, enfeksiyona ve lenf yollarının hasarına yol açacağı için dikkat edilmeli. Lenf ödemi olan hastalar sıcak su kaplıca suyuna maruz kalmamalı ve güneşlenmemeye özen göstermeli. Etkilenmiş kola enjeksiyon yaptırılmamalı. Etkilenmiş ayak yumuşatıcı kremlerle korunmalı, nasırlar kesilmemeli. Tırnakları keserken deriyi kesmemeye dikkat edilmeli. İstenmeyen tüyler tıraş makinesi yardımıyla alınmalı, jilet kullanılmamalı. Mutfakta veya bahçede iş yaparken kesiklerden korunmak için mutlaka eldiven giyilmeli. Lenf dolaşımını sağlamak için egzersizler düzenli olarak uygulanmalı. Spor yapılmak istenirse yüzme tercih edilmeli. İç çamaşırı, diğer giysiler ve takılar ciltte iz yapacak kadar sıkı olmamalı. Uçak yolculuğu sırasında oluşacak basınç düşmesine karşı mutlaka kol çorabı ve kompresyon bandajı kullanılmalı.